ölçü birimi tanımlamak. Şimdiye kadar kullanılan uzunluklar hep birim olarak nitelendirildi. Bu bildirimleri santimetre, inç, milimetre, metre, fit ya da başka bir uzunluk ölçüsünü tabir ediyor olabilir. Gerçek dünyada kullanılan birimlere bir göz atarak bu kavramı açıklığa kavuşturmaya çalışalım. Şu anda AutoCAD 2011'de Ansei isimli dosya açık durumdadır. Bir çizgi parçası oluşturarak çizime başlayacağız. Bunun için Line yani çizgi komutuna tıklayın. Ekranda bir başlangıç noktası seçin. İstediğiniz yöne doğru uzatın. Mesafe olarak bir değerini girin ve Enter'a basın. Escape tuşuna basarak komuttan çıkın. Şimdi çizgiyi ekranın ortasına alarak biraz yakınlaşın. Oluşturulan çizgi parçası bir birim uzunluğundadır. Peki bu bir birim neyi temsil ediyor? Bir mil mi, bir milimetre mi yoksa bir santimetre mi? Bu çizgi hangi ölçü birimini kullanıyorsa o birim temsil edecektir. Yapmanız gereken AutoCAD'e bu birimin ne olduğunu söylemektir. Şimdi bunu yapmak için ilk olarak Application yani uygulama menüsüne tıklayın. Drawing Utilities yani çizim araçlarına gelip buradan Units yani birimleri seçin. Gördüğünüz gibi Drawing Units yani çizim birimleri iletişim kutusu açılacaktır. Bu iletişim kutusunda Insertion Scale bölümüyle AutoCAD tarafında kullanılacak olan ölçü birimini belirleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi varsayılan olarak santimetre seçili durumdadır. Bu durumda az önce oluşturduğumuz bir birimlik çizgi 1 bir santimetre uzunluğundadır. Şimdi oku tıklayarak açılır menüyü görünür yapın. Menüde bulunan birçok ölçü biriminden çalışmanıza uygun olanını seçebilirsiniz. Sık kullanılan ölçü birimleri menünün üst tarafında yer almaktadır. Şimdilik burayı santimetre olarak bırakın. Bu noktada belki aklınıza çizimlerde hangisi kullanılmalıdır acaba sorusu gelebilir. Kendi işinizi yapıyorsanız sizin için en kullanışlı olanı seçebilirsiniz. Eğer üretim sektöründeyseniz yaptığınız işin endüstri standartları için diğer insanlara ya da bilgisayar destekli tasarım uzmanınıza başvurabilirsiniz. Örneğin mimarsanız çizimlerinizde bu birim inç ya da santimetre olacaktır. Eğer araştırmacı veya mühendisseniz çizimleriniz zaman zaman fit şeklinde olacaktır. İletişim kutusunda Units to Scale Inserted Content notuna dikkat edin. Bu, çalışmanıza eklenecek olan içeriğin ölçü biriminin burada belirlediğiniz ölçü birimine dönüştürüleceği anlamına gelir. Bir başka bilgisayarda milimetre ölçü birimiyle çizilen, örneğin bir vida çizimi bu bilgisayarda açıldığı zaman ölçü birimi otomatik olarak santimetreye dönüştürülecektir. Bu önemli ayrıntı unutulmamalıdır. Şimdi iletişim kutusunun üst tarafındaki Land yani uzunluk ve angle yani açı adındaki iki iletişim grubundan bahsedelim. Length ile çizgi uzunluğunun virgülden sonra kaç basamak hassasiyetle belirtileceğini ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde açıları ondalık veya tam sayı olarak kullanabilir, hassasiyetlerini değiştirebilirsiniz. Şimdi Precision yani hassasiyet açılır menüsünde virgülden sonra iki basamağı göstermek için yukarıdan üçüncü seçeneği seçin. Uzunluk hassasiyeti için herhangi bir değişiklik yapmayın. OK, yani tamam düğmesine tıklayarak iletişim kutusunu kapatın. Şimdi değiştirdiğimiz bu ayarları test edeceğiz. Çizgi özelliklerini listelemek için Property Changer yani özellik değiştiriciyi kullanacağız. Çizgiyi seçin. Şimdi çizim alanının sol tarafına dikkat edin. Property Changer aktif durumdadır. Eğer sizde değilse, kontrol 1 kısa yoluyla aktif hale getirebilirsiniz. Aşağı doğru geometri başlığı altına bakarsanız çizginin uzunluk ölçüsünün virgülden sonra 4, açı değerinin de virgülden sonra 2 basamak hassasiyetle gösterildiğini göreceksiniz. İmleci üzerinden çekerek Property Changer panelini kapatın. Çizgi seçimini kaldırmak için Escape tuşuna basın. Şimdi yeniden Application menüsüne tıklayın. Drawing Utilities alt menüsünden Units seçeneğine tıklayın. Mevcut ayarlarda açılar ondalıklı olarak gösterilebilmektedir. Açılır oka tıklarsanız diğer gösterim seçenekleriyle karşılaşırsınız. Seçimimiz tamamen yaptığımız işe bağlıdır. Eğer diğer ayarlar hakkında aklınıza takılan bir soru varsa F1 tuşuna basarak AutoCAD yardımından faydalanabilirsiniz. Şimdi Length bölümüne bakalım. Gördüğünüz gibi çizgi tipi ondalık olarak ayarlanmıştır. Eğer kutucuğa tıklarsanız başka seçeneklerde olduğunu göreceksiniz. Decimal yani ondalıklı ve Architectural yani mimari seçenekleri en çok kullanılan yöntemlerdir. Örneğin Architectural seçeneğini tıklayın. Dikkat ederseniz mimari seçenek etkinleştirildiğinde birim hassaslıkları artık kesirlerle gösterilmeye başlanmıştır. Artık şekle göz atmak istediğinde birimler inç ve fit cinsinden gösterilecektir. Tamam düğmesine tıklayarak iletişim kutusunu kapatın. Şimdi birimlerin nasıl kullanıldığını göreceğiz gerçek birkaç çizim yapalım. Bunun için Quick Access Toolbar yani hızlı erişim araç çubuğundan Open yani aç simgesine tıklayın. Bölüm 4 klasörü içinde Survey isimli dosyayı seçerek aç düğmesine tıklayın. Bu dosya geçici bir araştırma dosyasıdır. Cam göbeği rengindeki çizgiler sınırları temsil etmektedir. Çizgiye biraz yaklaşırsanız uzunluğunun açıklamada yazan uzunluk değerinin 122,18 fit olduğunu görebilirsiniz. Burada üst tırnak işaretinin fit anlamına geldiğini unutmayın. 1 fit 30.48 santim uzunluğundaki İngiliz ölçü birimidir. 1 fit aynı zamanda 12 inçe eşittir. Bu değerleri lütfen unutmayın. Bundan sonraki derslerde de zaman zaman kullanacaksınız. Şimdi çizgi parçasını seçin. Özellikler penceresini açın. Gördüğünüz gibi length bölümünde uzunluk 122,18 olarak görüntülenmektedir. Çizimde her bir uzunluk birimi fit olmak zorundadır. Şimdi de bunu doğrulayalım. Application menüsüne tıklayın. Buradan Drawing Utilities altında Units kısmına gelin. İletişim kutusunda da gördüğünüz gibi bütün birimler fit şeklindedir. İletişim kutusunu ve ardından da belgeyi kapatıp başka bir tanesine daha bakalım. Tekrar Open'a tıklayın. Bracket isimli çalışmayı seçerek açın. Bu çizim metrik ölçü birimiyle oluşturulmuştur. Şekilde deliğin olduğu bölüme yaklaşırsanız, 5 milimetre yarıçap ölçüsüne sahip bir çember olduğunu görürsünüz. Çemberi seçin ve Property Changer penceresini aktifleştirin. Gördüğünüz gibi çember 5 birim yarıçapa sahiptir. Bu çizimde her bir uzunluk birimi milimetre olmalıdır. Şimdi Application, Drawing Utilities ve Units yolunu kullanarak Drawing Units iletişim kutusunu yeniden açın. Burada her birimin 1 milimetreye eşit olduğunu görebilirsiniz. AutoCAD ölçü birimleri konusunda oldukça fazla denetime sahiptir. İhtiyacınız olan birimi Drawing Units iletişim kutusu aracılığıyla ayarlayıp çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.